Tekrar merhaba, yayınımızın ikinci saatindeyiz. Estetiera videosuyla başladık. Biraz sözü size bırakıyorum. Nasıl bir videoydu, neydi, ne değildi? Siz biraz bahsedebilirsiniz. Geçtiğimiz Aralık'taki Saint-Michel Lisesi'ndeki konserimizden bir eserdi. Javier Busto'nun Estetiera. Bu sene kattık repertuarımıza. Çok böyle naif, küçük bir eser. Yakın armonilerle çok tatlı bir müzik. Gerçekten şu an şey oldum yani, prova alalım. Evet öyle yani, hep böyle çok severek ve hassas bir şekilde söyleyip çalıştığımız bir eser. O konserin öyle tatlı anlarından bir tanesiydi. Oranın akustiği de çok güzel. Tam onu diyecektim. Sen Michel demişken Sizce? hani evet. O Evet. Chapelle'in sahnesinin akustiği çok yani inanılmaz güzel konserler verilebiliyordu aslında. Evet. Hem küçük bir salon hem de böyle şey, daruzun bayağı bayağı güzel bir akustik. Biraz da basları güçlendiriyor falan. Böyle hoş bir akustiği de var. Keyifli bir yer orası. Biz de birkaç konser verdik. Bu yarı biraz daha konuşamadığımız ufak birkaç kısım vardı. Onlardan bahsederek başlayacaktık. Resolution'dan birazdan bahsedeceğim ama bir Binnir Kaya ile olan ilişkiniz diyeyim o koro ile Binnir Kaya'nın konserleri. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Yani ona bağlı olarak da Retro Koro'dan biraz bahsedebiliriz bir diğer Tabii, projeniz. tabii ki Binnur'la biz uçakta tanıştık. Bundan 4 sene önce, bir 3 sene kadar her hafta Ayvalık'a gidiyorduk korodan. Ben ve korodan başka arkadaşlar olarak. Orada kısaca Zeytin Çekirdekleri Derneği'nde çocuklarla, işte köylerden ve sanata müziğe erişimi olmayan çocuklarla her hafta koro çalışmaları yapıyorduk. Bir gün, bir hafta sonu 8 kişi mi ne, böyle daha bir performans için gitmiştik korodan. Ve dönüşte uçakta 2 sıra önümüzde Binnur Kaya oturuyormuş. Öyle çok büyük bir haber olmuştu. Ve neyse, biz zaten şarkı söylüyorduk uçakta da sürekli. Her zaman olduğu gibi. Siz de bilirsiniz. Yani bir arada olup da söylemediğimiz bir an olmadığı için. Evet. Sonra şeyde de devam ettik şarkı söylemeye, işte otobüste falan da. Ve Binnur Kaya ile o an böyle tanıştık. Benim telefonumu falan aldı. Bu nasıl, siz kimsiniz falan. Bizim tabii böyle inanılmaz hayran olduğumuz müthiş ötesi bir kadın. Çok heyecanlandık. Sonra çıktık, valiz şeylerinden geçtik falan ve Sabiha Gökçen'de o tam çıkılan otobüslerin, arabaların olduğu kaos var ya, orada 1,5 saat sohbet ettik. Sigara içiliyor, sohbetler ediyor falan. Ve ondan sonra hemen ardından 2 gün sonra menajeri beni aradı ve ondan sonra zaten çok yakın dost olduk. Böyle hemen o gün hayaller kurmaya başlamış. Böyle bunları, o kadar melek, o kadar müthiş bir insandır ki, böyle şarkı söylemeye, bir şeyler, kocaman hayalleri vardı. Ve hepsini de gerçek yaptık. Hemen yine eserler çalıştık. O bizimle şarkı söyledi. İşte birçok konser verdik 2 sene boyunca. Onlardan bir tanesi de Retro Koro'ydu. Retro Koro'da bir akşam Unique Hall'da böyle bayağı kalabalık bir seyirciye, Özgür Çevik de vardı hatta Evet. orada. Bir retro akşam yapalım dedik. Türkçe pop, eğlenelim. Normalde söylemediğimiz şeyleri söyleyelim. Keyifli bir akşam olsun. Seyircinin eşlik edeceği bir akşam olsun. Çünkü normalde repertuarlarımıza bizim çok bilinmeyen şeyler olduğu için koro repertuarı eşlik edemiyor kimse. Bu O... retro koroyu parça düzenlemeleri sizin yapmış Evet. olduğunuz düzenlemelerdi sanırım, değil mi? Hep birlikte yaptık. Bazılarını ben yaptım. Bazılarını koro ile hep birlikte Hı yaptık. O hı. da çok güzel bir süreç oluyor. Hep birlikte düzenleme hali. Ve öyle bir güzel bir akşam oldu. Bir akşamlık bir projeydi o da. Çok keyifli, çok güzel bir an oldu. Sonra hatta Binnur'la Damdaki Kemancı müzikalinde devam Evet, ettik falan oradan filan. devam bağlayabiliriz. Onu unuttum bu arada. Hani konuşurken daldım. Damda Kemancı da yakın zamana kadar devam ediyor Evet. idi. Diyecek Biraz da yani oradan hala. evet bu arada hani onun gelişmesi bilmiyorum belki söyleyebilecek bir şeyimiz yok ama devam edecek diyebiliriz en azından. Edecek, evet Hı-hı. edecek diyebiliriz zaten. Oradan da bir küçük bir sürpriz bir şey geliyor diyeyim hatta. Peki onu da sormak istiyorum. O Damda Kemancı'yı o deneyim nasıldı? Yani sahne de aldı sonuçta. Koristler orada sahnede şarkı söyleme deneyimi bilmiyorum. Nasıl bir deneyimdi? Ben onların adına da sizden de duyabilirim. Nasıl bir Çok deneyim oldu? yani çok çok geliştirici. Binnur ve birçok müthiş sanatçıyla aynı sahnede olmanın ötesinde, bir müzikal sahnesinde olmak. Bizim korodan 15 kişi var sahnede ve 3. sezon oldu bu sene. Ve dönüşümlü bir şekilde oluyor. Yani eski üyeler, sonra yeni gelenler eklene eklene böyle dönüşümlü bir şekilde sahne alıyorlar Dandik Kemancı'da. Bayağı bu arada dans ediliyor, oyunculuk var, üzülünüyor, şaşırılıyor falan yani. Aynı zamanda şarkı söyleniyor,
her şey var aslında. Biraz Oradaki işte müzikalle ilgili askerler de ve konuşmak köylüler. isterim bu arada. Yani Türkiye'deki müzikalle bakış açısı ve işte müzikal kültürünün bana göre yeterli olmamasıyla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz yani bu konuda? Koro camiası için, koro için evet ama koro dışında bir de müzikal tarafı da var bu işin. Müzikal de işte Broadway vesaire falan var ama Türkiye'de bu kültürün gelişebildiğini göremiyoruz. Yani üniversitelerde de açıkçası çok olmuyor. Müzikli oyunların müzikal demeye başladığımız şeyler de çok fazla oluyor genellikle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz nasıl gelişebilir, Zor. neler olabilir? Yaparak tabii ki. Yani her şey gibi o da yapılması gereken bir şey. Bu mesela Damdaki Kemancı Zorlu'nun kendi ilk müzikal prodüksiyonuydu. İşte sonra Alice oldu falan. Düşünsenize ilk defa oluyor yani. Ne kadar Evet, geç bir evet. zaman bu. Ve profesyoneller sahneye koyuyor. Bu böyle 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 olabilir. Yani ne kadar çok profesyonel iş yapılırsa o kadar çok amatörlere de motivasyon olur bence. Ya da karşılıklı bir şekilde. Zor bir şey. Yani hem oyunculuk gerekiyor, hem dans gerekiyor, hem de çok iyi sesinin olması lazım. Ve mümkünse kulağının da çok iyi olması lazım ki armoni olabilsin sahnede falan. Bayağı şey, zor bir süreç. Yani iyi olacak bence ya. Şu an böyle bu zorluğunun ivmesi iyi geliyor diye hissediyorum ben. Yine bir merakım olan bir soru var. Sizin düşüncenizi merak ettim. Yani müzikalle ilgili demişken, sizce müzikalde hangi taraf daha zor ve hangi müzisyen mi bu işi daha iyi yapabilir, oyuncu mu? Ben açıkçası müzisyenin bu işi daha yapabileceğini düşünen taraftayım. Çünkü oyunculuk öğrenilebilir ama ses biraz daha o anlamda daha zor öğrenilebilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ay, hiç düşünmemiştim bunu Biraz tabii zor bir böyle. soru ama Evet yani ilk hissim ya ikisi de tamamen o kişiye bağlı. Yani çünkü çok iyi şarkı söyleyen bir oyuncu olabilir. Bunu tabii şunu bir parantez alarak söylüyorum. Müzikal eğitimi almamış bir kişi. Yani ya oyuncu ya ses. Yani çünkü aslında evet. müzikal eğitimi almış kişi ikisini de çok iyi Hepsinden. yapıyorlar. Ama sadece oyuncu biri ise çok iyi sesi olan süper oyuncular çok iyi müzikal yapabilir. Aynı zamanda süper şarkı söyleyip duyguyu yaşayamayan insanlar da var. Dolayısıyla sadece çok iyi şarkıcı olmak da yetmez. O yüzden zor bir şey müzikal. Bir de bunların ötesinde büyük bir dans dünyası var. Hareket etmesi lazım sürekli. Kondisyon lazım, sahne lazım, sahnenin dekoru ve uzun bir şey. Müzikal uzun, 3 saat. Yani bütün müzikaller, Broadway düşünün, 3 saat sürüyor. Dolayısıyla o 3 saat bütün bu ilginin yukarıda durduğu bir şekilde mesela Broadway'de "Ole ya!" falan diye izliyor seyirci. Ve Belki yani neredeyse o her gün kadar olduğu bile oluyor. evet Kondisyon gerektiriyor. tabii tabii yani işte bu da diğer her şey gibi daha çok yapılması lazım. Ben hep buna inanıyorum. Yapalım olsun. Evet. Aslında biz denemiştik müzikal. Onu belki Barış Müzik Kulübü Evet, Başkanlığı sen tarafından onu biraz söyler bahsedildi. söylemez direkt o aklıma geldi benim de. Hani Şimdi müzik. orkestra kısmını buradan bahsedebilirsin. Ne Belki kadar biraz bu konuyla zor, çok konuşmak zorluklar istersin. olmuştur yani. Evet. Yani biz şöyle söyleyeyim, hiç sıfırdan girmek istiyorum bu konuya çünkü. Müzikali 2 seneden beri yapmayı çok istiyoruz biz ekip olarak böyle. Hem müzik kulübü dahilinde hem Bağ Polifonik Koro dahilinde. Bir müzikal yapmayı çok fazla istedik. Ancak böyle işin içine girdikçe karşımıza çıkan zorluklar o kadar fazla büyüdüler ki bir süre sonra hani bunu yani güncel görevlerimizle birlikte zaten hani çok fazla görevimiz olduğu halde devamını getirememeye başladık. Hala çok istiyoruz bu arada. Hala öyle bir hedefimiz var. En azından amatör hani en azından böyle öğrenciler tarafından böyle ele alınıp bir şeyler yapılmaya çalışılmasını görmek istiyoruz. Ve hani bunun başlatan taraf hani bir şekilde ateşlemek istedik bu şeyi. İlk dönemimizde başarısız olduğumuzu sanırım dürüstçe söyleyebilirim. Çünkü yeteneklerin zaten siz söylediniz. Ses, işte oyunculuk, tiyatro zaten apayrı bir dünya. Ama ya bunların yanında aynı zamanda koskocaman bir bütçe. Yani bir okul kulübü ya da okul korosunun karşılayamayacağı kadar bir bütçe. O yüzden çok fazla zorlandık ve yani başarısız olduk ilk başta. Ama sanırım denemeye devam edeceğiz biz bunu. Yani şimdi hani öncelikli hedefler arasında değiller bu işler ama her zaman aklımızın bir kenarında yani beni en azından rahatsız eden bir durum. Ah, onu da yapamadık falan dediğim bir şey yani. Bu Tam arada şöyle bir şey, özür iki dilerim üç yıl araya girdim. öncesine kadar. Şöyle bir şey var. Hani Barış şu anki, ya daha doğrusu geçtiğimiz bu senenin müzik kulübü başkanıydı. Ben de aynı zamanda ondan önceki başkanlardan biriydim. Böyle olunca biraz hani bu konuya biraz böyle bir bakış açısıyla girdik. Çünkü orkestra, müzikal, koro bunlar
vizyon olarak bizim düşündüğümüz ve yapmak istediğimiz misyonlarımızdan biriydi. O yüzden biraz bu konuya biraz daha yani girmek istedim, konuşmak istedim bu konuda da. Bizim yani, yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız çok zor bir şey olduğunu da fark ettiğimiz bir süreç. Hani siz bunu bu şekilde yapıyor olduğunuz için hani nasıl oldu siz daha iyi biliyorsunuz yapan kişiler olarak. Evet, çok zor bir süreç. Başlamış olmak zaten çok kıymetli. O yaparken öğrendiğiniz şeylerle birlikte şimdi tekrar başlayacağınız zaman yeniden çok daha güzel olur zaten. Pardon, gerçekten çok zor. Yani her şeyin aynı anda olduğu bir yer olduğu için. Evet. Eminim yani ki ama yapılabildikten sonra da gerçekten çok inanılmaz keyif veren tabii bir şeydir ki. Yani sahnede şarkı tabii söylemek, ki. Oyunculuk var aynı zamanda. Mükemmel bir gösteri evet, yani. Tabii gerçekten ki. Çok tabii tatmin ki. Edici bir şey. Tabii ki. Herkesi çekiyor. Yani bir müzikal herkesi mutlu eden bir şey zaten. Hiçbir böyle özelleştiği bir anda olmadığı için yani her şey var. Dolayısıyla izleyen herkes mutlu. Çok da keyifli. Biz de çok şanslıyız. Damdaki Yamancı'da olduğumuz için. Yani evet. Umarım belki daha sizin çok için olur. Şöyle bir şey var aslında. Yine programın başından beri bahsettiğimiz bu Kromas'ın doğaçlama yeteneği aslında oyunculuğa da biraz yansıdı diyebilir miyiz bu konuda? Çünkü oyunculuk da biraz esneklik isteyen bir şey ve hani bu çalışmaların sayesinde biraz daha esnek bir yapıda oluyor belki de koristlerde ve biraz daha o zaman müzikale de daha elverişli olabiliyor sanırım. Yani evet diyeyim öyle bence. Çünkü doğaçlama işte vocal painting, circle singing yaptığımız her şey ve bütün bunun etrafındaki kocaman bir metot aslında bu yani. Diğer şeylere de yayılan bir şey. Uyanık olmak, anda olmak, açık olmak, hata yapmaktan korkmamak, hatayı yargılamamak falan gibi böyle çok büyük büyük laflar üzerine kurulu. Ve bunları hakikaten öyle boşta söylemiyorum. Yani koroda çok temel cümleler bunlar. Hata yapmak tamam okey. Başkasının hata yapması da okey. O da vardır ya düştü falan. Düşsün. Bir şey olmaz. Dolayısıyla onlar bence evet damdaki kemancı bizim müzikaldeki alışma sürecimizde de bizi çok hızlandırdı ve çok açık hale getirdi diye düşünüyorum. Çok çok her şeyde çok faydalı. Tezim de bunun üzerine bu arada. O yüzden yani böyle dünyalarca konuşabilirim. Bu doğaçlama, vocal painting özelinde bizim yaptığımız şekliyle uygulayarak öğrenmek aslında değil mi? Çok biraz geliştiren bir şey. Evet. Çünkü her şeyi uyguladığın bir an. Yani sadece müzik değil, her şeyi. Diye düşünüyorum. Bir diğer projenize geçeceğim. Yine bahsettiğimiz Resolution projesinden biraz daha bahsedelim. Bu proje Birleşmiş Milletler'le ilgiliydi. Size bırakıyorum sözü. Siz biraz bahsedin. Bununla ilgili videomuzu ondan sonrasında izleyelim. Daha sonra sohbetimizi koronun sanal koro kısımları ve ileride ne olacak kısımlarıyla devam ettireceğiz. Resolution projesi nasıl bir projeydi? Resolution çok müthiş bir histi bizim için. Çünkü Birleşmiş Milletler'in, WWF'in ve bunun gibi işte Universal Music, Ed Sheeran, beste Ed Sheeran'ın, işte Emma Thompson, Judy Whittaker falan böyle isimler var. Ve biz de işte Türkiye'yi temsilen seçildik. İlk öncü ekiplerden biri olduk. Çok oldu yani. Ve oradaki çok kıymetli bir şey, çok önemli bir sebep için yapıyor olduk bunu. Yani bu bir New Year's Resolution yani. Yeni yılda ne yapacaksın? İşte kilo vereceğim, bir şey yapacağımlar var. Hepimizin yüzyıllardır yaptığı. Bir de ya bu sene artık daha önemli bir konu var. Her şeyden önemli, o da dünya kayboluyor. Biraz da çevreye karşı bir şeyiz, bir sorumluluk hissedelim. Ne yapacaksın? Ve böyle bir soru soruyor bu proje. Sen düşün. İşte daha az plastik kullanacağım işte, daha az araba kullan, daha az bir şey yapacağım ya da bir şey. Dolayısıyla bu tip adımları teşvik edecek bir şeydi, bir şarkıydı. Ve biz bunu çok böyle son dakika kala yetiştirmemiz gerekti. Ve üç gün. Akşam iş çıkışı, korodaki herkes, burada izleyenler de yani merak ediyorlarsa eğer, okuyorlar veya çalışıyorlar. Yani gün içerisinde başka işleri var. Hafta sonu prova alıyoruz ya da hafta içi akşam buluştuk. Gece 1-2'ye kadar bir melodi var elimizde ve biz onu kendimize göre yorumlamak istiyoruz. Ve tabii ki akapelle yapmak istiyoruz ve güzel olsun falan filan. Ve bir odaya girip, böyle küçük bir odaya, iki gece sabaha kadar hadi gidin diyordum artık. Ya. Senin işin var, senin okulun var, gözün kırmızı falan. Ve böyle hep birlikte düzenledik. Çok güzel bir süreçti. Herkese tavsiye ederim koro olarak. Ben yapamam ki diyeceğin şeyleri yapabiliyorsun o an. Çünkü evet bunu yetiştireceğiz. Şey yapıyordum mesela. Fikirler. Evet. Bir kere söylüyoruz. Herkes fikrini söylesin falan.
Ve o sırada böyle bir şeyler çıkıyor doğaçlama ve oradan biz kocaman bir düzenleme yarattık. Sonra pazar günü, o pazar 1 Aralık mı, çekmemiz gerekiyordu. Videoyu yollayacaktık. Ve işte Feriye de çektik. Ben Kabataş mezunuyum bizim okulda. Hı-hı. Yağmur yağıyor bütün gün. Ve mikrofonlar o an kayıt alınacak ve açıktalar. Ne yapacağız sabah 8-9, 10-11-12, 1 hiç bitmiyor yağmur falan. Galiba böyle bir yarım saat, 25 dakika falan gibi bir, belki o kadar bile değil, bir yağmur araladı. Mikrofonları kurmuştuk biz içeri, böyle kablolar hazırdı. Orada ekip vardı. Çat diye mikrofonları koydu. Söyledik iki defa, çat bitti. Çok keyifli, o da çok keyifli bir anıydı yani. Zaten videoda da görünüyor, böyle bulutlar gelmiş gidiyor o an. Öyle. O zaman videoyu izleyelim, daha sonra devam edelim. Resolution videosu geliyor şimdi. Ekranlara daha sonra beraberiz.